Hocam 50 mesela eşit ağırlıktan 60 bininciymiş Kadir. 40 binlik bir yeri yazayım mı? Yaz ama şansı var mı sizce? Bence yazsın istiyorsa. Ben tabii ki kendi başarı sıramızdan çok daha yukarılarda birkaç tane tercih yapma. Her zaman öneriyoruz bunu. Evet. Yani gönül içinizde kalmasın diye. Ama Türkiye'deki üniversite yerleşme gerçeğiyle beraber düşündüğümüz zaman, şimdiye kadarki örneklere baktığımız zaman böyle bir şey gerçekleşmedi şimdiye kadar. Çok olağanüstü bir şey olması lazım. Öğrenci elimlerinde çok büyük bir değişiklik olması lazım ki biz kendi başarı sıramızdan 40 bin yukarıdaki ya da 20 bin yukarıdaki bir yere yerleşelim. Evet. Bunun dışında normal eğilimlere bağlı olarak seyrediyor olaylar. Evet. Yani eşit biraz değişiklik elbette oluyor. Hocam dedi ki %5 ekleyin evet. sıralamanıza. Kendi başarı sırasını %5'ine üstüne eklerse nereden başlaması gerektiğini, yani nereden başlarsa yerleşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu arkadaşlarımız böylece bulabilirler çok evet. kolayca. Her yıl eğilimlere göre tekrar listeler, sıralamalar oluşuyor. Bunu tekrar söylüyorum. Temkinli liste de inebildiğin yere kadar inebildiğin listedir. Yani senin sıralamandan %50 inersen, %75 inersen bu temkinli liste oluyor. Hani yerleşmeye kesin gözle bakıyorsan bu şekilde davranabilirsin ama istemediğin hiçbir yere yazma. Onu hep söylüyorum. Aman gözünü seveyim, onu çok dikkat etsinler. Çünkü çok hocam. Her zaman söylüyoruz. Geçen sene yerleştiği halde kayıt yaptırmayan 150 bin civarında da öğrencimiz var. Çok ciddi bir rakam. Yani bu, 150 bin kişi yerleşebilirmiş. Yani. Değil evet. mi? Yani bir başka 150 bin tabii, o bölümleri isteyen arkadaşım yerleşebilirmiş. Hak yiyoruz o zaman. Hocam mesela 45.900'deki bir arkadaşım 43.000'deki eczacılığa girebilir mi? Yani tahmini olarak şimdi çok talep olur giremezsin o ayrı evet. da. Sayılar geçen yıl girseydi yerleşmiş olur muydu geçen yani, yılki verilerle? Biraz zor görünüyor ama öyle denemesinde mi? Fayda var. Yani ben onun garantisini veremem şimdi. Çünkü eczacılık, diş hekimliği, tıp başarılı öğrencilerin çok yüklendiği, çok tercih ettiği sağlık bilimleri alanlar. Onun için orada çok büyük bir değişiklik meydana gelmiyor. Ama bir taraftan da ben şunu söyleyeyim. Eczacılar artık eczane açamıyormuş. Şehir efsanesi dolaşıyor. Hangi koşullarda açıyorlar konusunda yarın bahsedelim. O yüzden de bu sene bir eczacılıktan yani uzaklaşma görüyorum. Bize daha az geliyor. Evet, kar marjlarının azalması da bunda etkili. Tabii eczacılıkta evet. biraz düşebilir. Sıralama biraz aşağı gelebilir denesin sanki. Denesin arkadaşım bu. Denesin bir denesin. Denemekte fayda var. Benim bir sözüm var biliyorsunuz. Aklında kalacağına listende kalsın. 24 evet. tane tercih var.